Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun, upuzun bir aranın ardından Montant Blade Warband'da Mükerrem Dede'nin maceralarına devam ediyoruz. Evet, yani söylemem gereken birkaç şey var arkadaşlar. Öncelikle benim bu Warband konusunda böyle videoyu bu kadar geciktirmemin sebebi şu. Arkadaşlar, oyunla alakalı hiçbir problem yok. Oyun için görüşüm hala aynı. Yani bundan seneler önce de bence Warband Türklerin yapmış olduğu en iyi oyun dedim. Hala da aynı görüşteyim. Daha iyisi çıkacak. Bannerlord için herkes sabırsızlanıyor zaten. Montant Blade Warband çok muazzam bir oyun. Oyunu oynayan insanlar da, izleyen insanlar da diğerlerinden daha oturaklı kişiliğe sahip. Yani şimdi Warband izlemeyen adama kaypak demiyorum ama hani Warbandçı tayfanın yeri ayrı bende. Benim sizlere sinirlendiğim tek nokta, kızdığım tek nokta, böyle hani kızmak demeyelim de ufaktan dargın olduğum. Arkadaşlar, bazılarınız biraz ağır konuştu bana karşı. Yani canınız sağ olsun da babacığım, bu kanalda bizim hep beraber 4 senemiz geçmiş. Bakın, hep beraber diyorum ve ben her zaman söyledim ki bizim bu başarımızın ardında sizler varsınız. Yani biz hep beraber bir şeyler başardık, hep beraber bir yerlere geldik. Bu arada atlı paralı askerleri gruba almayacağım. Çok para yiyorlar çünkü. Hep beraber bir yere geldik ve hani bu geldiğimiz noktadan çok çok memnunum. Benim sizlere dargın olduğum tek nokta 4 senedir işte misal Barış abi, adam doğum gününde bile benimle oturup 4 saat EU4 oynadı ve hani canlı yayına içerik çıkardık, video çıkardık. Herkesin fedakarlıklarla getirdiği bu aile ortamımızın değerini sadece bir oyunla pay biçmeniz. Tamam, gerçekten Warband çok güzel, çok mükemmel bir oyun ama arkadaşlar, buranın esprisi, buranın bütün neşesi sizlersiniz. Herhangi bir oyun değil. Ben bundan dolayı birazcık size darıldım. Bundan sonra Warband videolarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Size çok bekletmeyeceğim, merak etmeyin. Yani Warband videolarımız devam edecek, öyle söyleyeyim. Ve umarım sizler de beni anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar, en son yokları oynuyormuşuz. 163 dinarlık bir paraya sahibiz ve ödememiz gereken 181 dinarlık bir ücret mevcut. Bu ücreti çıkarmak için şimdi bir tur arenada kapışacağız. Bir de gelir raporlarına baktığımız zaman gelir raporuna, haftalık bütçe raporu. Gelir raporuna baktığınız zaman şehirlerdeki bizim atölyelerimize falan bir bakmak istedim. Çünkü biliyorsunuz tek toprağımız Kayseri Kalesi'ni kaybettik. Kayseri Kalesi'ni kaybettikten sonra da belimiz bir türlü doğrulmadı. Şimdi bizim kısa sürede para kazanmamız gerekiyor ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne katıldık. Anadolu Selçuklu Devleti de maalesef bir savaşta değil. Ve savaşta olmadığı için bizim için tek tehlike haydut sürüleri. Öncelikle şehirlere gidip bu şehirlerde gerçekleşecek turnuvalar var mı onlara bakacağım. Turnuvalardan Mükerrem Dede'nin namını yaymaya ve para kazanmaya devam edeceğiz. Dostum merhaba. Turnuva var mı? Sofya, Bahçesaray ve Neopolis'te turnuvalar var. Pekala. Bahçesaray, Sofya veya Neopolis. Bahçesaray bayağı bir uzakta. Sofya daha yakın diye düşünüyorum. Sofya'ya gidebiliriz. Tabii oraya gidene kadar haydutlar falan saldırmazsa. Yani kesin bir gidiş rotamız yok ama bakalım, oraya ulaşabileceğimize inanıyorum. Beylerine danıştıktan sonra Sultan Alaaddin Keykubat Kilis köyünü kendisine bahşetmeye karar verdi. Pekala. Aslında var ya, bayağı iyi gidiyorduk yani Mükerrem Dede serisi için. Sicilya Krallığı Seyahattin Eyyubi Devleti'ne savaş açtı. Allah akıl fikir versin. Şuradan Sofya'ya doğru ilerleyelim. Yani Mükerrem oğulları beyliği olarak güzel bir yere gelmiştik fakat İşte kaleyi çok fazla tutamıyorsun abi. Yani hakikaten destan yazmıştık bir dönemler ama kaleyi çok fazla tutamıyorsun ister istemez. Ve adamlarıma upgrade verecek gücüm bile yok. Adamlarıma upgrade verecek gücüm bile yok. Bahis oynamadan turnuvada oynamak zorundayım. Ama bahis oynamadığım için turnuvadan gelecek gelir sadece 250 dukat bir şey olacak. 250 dukat o kadar büyük bir meblağ değil ama bu arada ben renk körüyüm, ikisi de benim için aynı şu anda. Kesinlikle ikisi de benim için aynı ve turnuvada kargı var arkadaşlar. Benim en çok nefret ettiğim silah. Sürekli hatırlarsınız benim kargı ile alakalı rage geçirmelerimi büyük ihtimalle. İşte kodlanmam bile hatalı falan filan diye böyle bir çıldırdığım zamanlar olmuştur.
Güzel, kılıç kardeşini devirmeyi başardık. Abi acayip derecede renk körüyüm. Vallahi kim kim bilmiyorum. Şu an bana kılıç sallayana kılıç sallıyorum sadece. Abi gerçekten seçemiyorum. Ya harbiyim seçemiyorum yani. Şu an benim için ikisi de aynı renk. Umarım bu turnuva süresince elime karga gelmez. Çünkü koşturup koşturup başka birine vurabilirim. Abi, madem göremiyorsun renkleri, nasıl vuruyorsun, nasıl seçiyorsun? Abi kim kime vuruyorsa ben de ona vuruyorum vallahi. Kim kime dumduma. Bana kılıç çekene gidip dalıyorum. Ya gerçekten bahis oynayamadığımız için sadece 250 dinar gelecek ve... Ya bu çileye değecek mi abi, anlıyor musun ya? Bu çileye değecek mi? Birilerini indirseniz de şey yapsak ya, kılıcını mılıcını alsak. Ha bak, şu tekel kılıç kullananı indirin benim için. Heh, eyvallah. Dur abi, dur. Sen benden değil misin ya? Oğlum aynı renk gözüküyorsun. Dur bir sal benim. Beni bir sal. Baban yaşındayım. Hah, dur. Dur. Şimdi ben senin babanla arandaki bağlantıyı çözeceğim. Ha şöyle. Kılıçlı paralı askersin lan altı üstü. Yalnız elemanlar tekel kılıç kalkan kullandıkları için... Ben yanlış adama vurmaya çalışıyorum değil mi sabahtır? Kime vurmaya gidiyoruz peki kanka? Allah'tan elime cirit geldi. Ciriti yine az biraz kullanabiliyorum. Yani kullanabiliyorum dediğim. Miliyi alıp 1-2 vuruş gerçekleştirebiliyorum da... Abi bu turnuvadaki niye bütün renkler birbirlerine benziyor? Renk körlerini çıldırtmak için mi yapıldı bu turnuva? Galiba renk körlerini çıldırtmak için yapılmış bir turnuva ya. Dördüncü turdasın ve 2-2 grup. Haydi bismillah. Güzel. Yine büyük kılıç geldi. Güzel. Bunu seçebiliyorum abi işte bak. Bunu seçebiliyorum da diğerleri gerçekten çok zorluyor beni seçimler konusunda. Güzel. Mükerrem dedi bunu da indirdi. Beşinci turda falan teke tek mi kapışacağız? Yok yine 2-2. Oğlum kendi üstüme bahis oynayamıyorum işte, param yok. Abi yapma be. Yapma be, kılıç kalkanı bana vereydin ya. Abi kılıç kalkanı bana vereydin be. Bu bizim adam mı? Benim kendimden pek umudum yok abi. Çünkü bu cirit dediğimiz silahla ben bir boku becerebileceğimi düşünmüyorum. Kral Bulgar sen ona git, ben şu yerdeki kılıcı almaya gideceğim ki Kral Bulgar ikisini de hakladı ve yerde kılıç yokmuş. Eğer diğer ele, yani bu son oynayacağımız ele, elime boktan bir silah verirse ki tekel kılıç verdi. Muazzam, mükemmel. Oha abi, 46 zarar ne lan? 46 zarar ne abi? Bir vuruşluk canım var bak. Turnuvada son evreye geldim, renk körü sana kaybetmeyeceğim birader. Bak ben her şeyden önemlisi körüm. Benim için bu 2x başarı, anladın? Haydi koçum, atını devirelim. Atı devirdikten sonra güzel 65 zarar verip bir içinden geçtik. Sonra tekrar ya Allah. Ama kılıcı germezsen başaramayız ki. Ağzını yüzünü kırayım senin ya. Ağzını yüzünü kırayım senin ya. Turnuvadan elendin. Abi. Evet, götümüze baka baka geri döndük usta. Götümüze baka baka geri döndük. Ya ne yapalım artık? Ekmek falan satalım ya. Aldığımız malzemeleri biraz satalım abi. Ya benim bir şekilde para kazanmam lazım çünkü. Para kazanıp yolumu bulmam gerekiyor. Şu an yolumu bulamıyorum ve... Of. Son turda gelen silahı gördünüz değil mi ya? Yani son turda gelen silahı gördünüz değil mi abi? Yani silah iyiydi de. Son tur. Vay arkadaş ya. Birader şimdi ne yapacağız? Güzel. Vergilerden gelen paralarla mı geçinmeye çalışacağız abi? Bakmamız gereken 61 kişi var ve vergilerden gelen parayla mı geçineceğiz? Evet çok güzel. Harita bug'ı. Zıpla şuraya. Hiç uğraşamam var ya şuradan şöyle dolanmaya. Şimdi askerlere bir terfi verelim. İki gulameri daha yapalım. Ustam bu 32'si de olmuş mu ya? Abi 25, 30 piyade olacak. 30 tane de okçu olsun abi. 30 tane de okçu denk gelecek şekilde yapalım. Acemi yerleri de sımarlı yerlere yükseltelim ve bunları da okçu yapacağım.
Hadi bakalım. Bunları da okçu yapacağım abi. En azından terfi verebildim askerlere. Anadolu Selçuklu Lordu Kayseri Kalesi'nde bir ziyafet hazırlıyormuş. Gidelim belki kendimize uygun bir hanımefendi buluruz ve onunla kendimizi baş göz ederiz falan böyle. Şiir miyir öğrenmedik gerçi. Yani Mükerrem Dede olarak biraz kartlaşmış vaziyetteyiz ama Usta selamun aleyküm, karı yok mu ya? Geldik de buraya. Selim Bey, merhabalar. Oo, seninle omuz omuza düşmana karşı savaşmayı dört gözle bekliyorum. Eyvallah abi, eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Sultanım, hünkârım. Ne diyordunuz? Abi Sultan Alaaddin Keykubat'la ilişkim durduk yere yükseldi zaten. Görev varsa sultanım biz hallederiz. Yani aklınızda bulunsun. Komutan Muhnir, merhabalar. Bu zor zamanlarda kendi tarafımızı alabildiğimiz kadar yetenekli savaşçılar almamız gerekiyor. Gelişimini yakından izliyor olacağım. Eyvallah birader, teşekkür ederim. Kuru fasulye mi? Padişahım. Sanırsam kuru fasulye. Bilmiyorum ne yediğinizi. Türlü falan mı? Neyse ben tohum baba, bana müsaade ya, ben tohum. Ben tohum abi. Bir zamanlar benim kalemdi buralar. Bir zamanlar benim kalemdi. Buralar hep çayır idi, çimen idi. Şu bozkır haydutlarıyla falan birileriyle kapışmam lazım abi. Bu orduyu besleyebilmek için benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Köy görevleri yaparsam sadece bana ekmek verecekler. Ekmek istemiyorum açıkçası. Para istiyorum. Antakya şehri için görev yapabilir miyim acaba ya? Başka bir krallığın lorduyum ama para lazım malum. Ve Niğde köyünden de daha 3-5 kuruş akmış değil abi. O bir ayrı sıkıntı. Birader selamun aleyküm. Sizin lonca başkanı nerede olur ki? At tüccarı. Muhtemelen silah tüccarı, zırh tüccarı. Bunun tepesinde olmaz mı ya? Ben lonca başkanı olsam bu tepeye yerleşirdim en azından, öyle söyleyeyim. Burası muhtemelen kale girişi. Kale artı zindan. Lonca başkanına ne yaptınız? Yediniz mi? Tamam, yememişler, buldum. Tamamdır abi, buldum. Kardeş selamün aleyküm ya. Burada böyle kesemi altınla doldurabileceğim bir görev var mı? Benim için bir görev var mı? Muş köyünden bazı yolcular Bozkır haydutları tarafından saldırıya uğramış. Kasabanın tüccarları haydutların liderinin eşkalini almışlar ve kellesine ödül koymuşlar. Hallederiz, hallederiz. Hallederiz, haydutları takip et. Antakya civarında seyyahlara saldıran Bozkır haydutları. Evet arkadaşlar, şimdi Ctrl T'yi açacağız. Çünkü eğer ki oyun Antakya civarında diyorsa emin olun Antakya civarında değil abi. Başka bir yerde arayacağız elemanları. Bunlar köylü çiftçiler, Bozkır haydutları, bizim eleman, kaçaklar. Antakya civarında diyorsa emin olun Antakya civarında değil abi. Antakya civarı dışında her yerde arayabilirsin elemanları. Oyunun bir de böyle bir yanı var. Acaba gece vakti falan mı açığa çıkıyorlardı ya? Bu Bozkır haydutları normal Bozkır haydutları. Bu da normal Bozkır haydutları. Gözümün önünde duran şeyi göremiyor olma ihtimalim var mı? Yok abi, Antakya'nın etrafında Bozkır haydutu falan yok. Kelle avcıları var böyle büyük bir grup. Kaçaklar var şurada. Abi hiç bilmiyorum ya. Bak geçen nerelerde çıktıydı. Tüm haritayı böyle böyle incelemem gerekiyor galiba. Ya da akşam olmasını mı beklemem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Bunlar çöl haydutları. Tamam. Çöl haydutlarında sıkıntı yok. Bağdat'ın oralarda bile olabilir. Oyuna güvenmiyorum. Neyse. Ctrl T'yi kapatıp o zaman bir gece burada bekleyelim abi. Bir gece burada konaklayalım. Ertesi günün sabahına çıkalım. Muhtemelen seyyahlara saldırıyorlar dediğine göre seyyahlara ben gece vakti saldırdıklarını tahmin ediyorum. Ve gece vakti ortalığı açtığımda 42 ve 32 kişilik bir Bozkır haydutu grubu var.
Ancak bizim görevimiz değil. Kaçaklar grubu var. O da bizim görevimiz olan elemanlar değil. Burada bulunan Bozkır haydutları, düzinelerce haydut var ama onlar da bizim görevimiz değil. Abi gerçekten buralarda bir yerde değil mi ya bu görev? Hep böyle yapıyor, hep. Oyun hep böyle yapıyor. Modda bir sıkıntı var herhalde. Şehir görevlerinin en sıkıntılısı bu. Yani şehir görevlerinin tartışmasız en sıkıntılısı bu abi. Aha da bunlar. Bakın arkadaşlar, Antakya yakınımı. Nerede bak bizim grup? Onu bile göremiyorum. Antakya civarında dolaşan Bozkır haydutları. Bakın Antakya civarı. Bakınız Antakya civarı. Siirtvan ve Urfa köyü arasında bulduk adamları. Hile açık bir şekilde. Hilemizin olmadığını varsayalım. Bu Antakya civarında nasıl bulacağız elemanları? Yani orada dört dönüp dur. Çıldır, kudur. Yani maalesef böyle sıkıntılarımız mevcut. Hadi bakalım kim kimin şanssız gününde görelim. Birader bir saniye, herkes bir bu konumda kalsın. Piyadeler. Bunlar atlı anam. Bunlar atlı. Piyadeler çabucak öne. Okçular çabucak geriye. Konumlanın abi. Ki konumlanmalarına gerek kalmadan geldiler. Piyadeler nerede? Süvari olarak mı geçiyor piyadeler? Ciddi misin? Hani yani ciddi misin? Piyadeleri gerçekten süvari olarak mı konumlandırdın? Piyadeleri gerçekten süvari olarak mı konumlandırdın be abi? Yani süvari olarak konumlandırmayaydı iyiydi de süvari olarak konumlandırdı piyadeleri. Neyse sağlık olsun. Tamamdır. Ben de şuradaki elemana doğru uçarım şöyle bir. Oğlum ata 230 hasar verildi diyor. O adama isabet etse neler yapar bilmiyorum. Bu arada bizim Mükerrem de kendini geliştirmiş ha. Ya Mükerrem de sandığımdan daha kuvvetli öyle söyleyeyim size. 195 silah hasarına erişmişiz zaten. Gayet iyi. ...37 hasar. Tamam, bir tane şöyle köşede durup bize ok sallayan eleman var. Onun da icabına bakmaya gidiyorum. Ay. Abi işte benim olayım bu ya. Benim olayım bu. Benim olayım nizami düzen abi. Benim olayım nizami düzen. Çiftçileri de kurtaralım. Tımarlarları okçuya çevirelim şöyle 5 tanesini. Bunları da gulam erine çevirelim. Aga yalnız yani benden duymuş olmayın da siz piyadesiniz biliyor musun? Sen süvari değilsin. Sen de okçusun. Her bir şeyimi süvari diye çevirmeyin abi. Ha tımarlı erlerin okçu olarak şey yapmış. Güzel kafa, güzel kafa. Kardeşim inanın eğer siz de piyadesiniz ya. Bak yemin olsun siz de piyadesiniz abi. Kardeş sen süvarisin. Çiftçiler piyade. Güzel. Güzel. İnan eğer yani siz de piyadesiniz. Buradan Bozkır haydutlarının elinden aldığımız itemları da satarız bir yandan Antakya şehrine. Şu an vakit ölücülük vaktidir abi. Çünkü dev bir krallığın, yani dev olmasa da kendi çapında büyük bir krallığın çöküşüne şahitlik ettik. Gulamerleri de mi level alıyor? Gulam piyadesi. Ha bak bunu piyade olarak ayarlamışlar şükür. Buna da şükür. Asker geliştireceğim, asker geliştirecek param yok abi inanılmaz. Gidelim de Antakya şehrinde hem şu çar çöpü satalım hem de görevi teslim edelim. Bu sayede birkaç askerimize daha seviye aldırabilirim diye düşünüyorum. Yani adamların bir tanesine terfi vermek 20 altın, benim koskoca yağmaladığım şeyden çıkan 250 altın. Birazcık ekonomik kriz. Abi ekonomik kriz. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti'nin başka bir toprağı varsa oraya da gidip işletme açmam gerekecek. Çünkü iki işletmeden gelen para anca 800 dukat ve bu 800 dukattan düşen çok çok fazla şey var. Bu yüzden üçüncü, dördüncü bir işletme bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Birader selamun aleyküm. Senin şu dediğin haydutları hakladık kanka. Güzel güzel 1.000 dinar iyi para. Görev kalmadı mı burada? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Görev kalmamış ama 1.000 dukat paramızı aldık abi. Güzel.
Siz Gromir'ine, sizler azaba terfi edin. Azaplar inanın eğer okçusunuz abi. Bunlar da tımarlı okçu olsun. Çiftçileri de gözlü olarak geliştirelim. Gözlüler tamam. Bunlar piyade. Güzel. Güzel. Lezalit level almış. Ben level almadım ama Lezalit. Yeteneklerinden bana bahset dostum. Biz seni nasıl geliştiriyorduk ya en son? Güce gidiyorduk galiba. Güçlü darbe, güçlü vuruş falan filan kasıyorduk ki düşmanın yüreğine korku sal diye, değil mi? İyiydim. Ve bir ara benim hanlara gidip şeye bakmam lazım. Yani tekrardan Jeremus'u almam lazım. Gezginlerden yerini öğrenebiliyorduk galiba. Yoldaşlarımdan birini arıyorum. Hekim İbn Sina. 30 dinara söyle. Şam civarında. Eyvallah. Bizim en son ordu yenildiğinde dağıldı. Bu yüzden tekrardan grubu toparlama vakti abi. Hekim İbn Sina'ya ihtiyacım var. Dostum merhaba. Merhaba kanka. Hayatta olduğunu görmek güzel kaptan, yakalandım ve fidye için tutuldum. O zamanlardan beri yakalandım mı, öldürüldüm mü yoksa kaçtım mı bilemedim. O zamandan beri arıyordum, eşyalarımı toplayıp grubuna tekrardan katılayım mı? Tekrar hoş geldin kanka. Ymir ya, iki tane helci taşıyabilirim grubumda ya. Tamam, iki tane helci taşıyabilirim grubumda. Bu benim için gayet iyi olur. Şöyle bir dördüncü sınıf açalım. Grubu yeniden adlandıralım. Dördüncü sınıf canım. Atsız bir. Grubu yeniden adlandır. Yardakçılar diyeceğim ben bu gruba. Yardakçılarımı şöyle bir alayım. Lezalit. Hekim İbn Sina. Ve Ymirya. Ymirya'ya da zamanla zırh falan veririz ya. Grupta iki tane helci taşıyacağım. İki helci taşıdığımda bir bonus falan kazanıyor muyum bilmiyorum da ben o iki elciyi taşıyacağım abi ve şehir görevlerini yapmaya devam edeceğiz mecburen çünkü paraya ihtiyacımız var. Sen lonca başkanına benziyorsun ha. Girişe konuşlanmış bir lonca başkanı. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Abi yok 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 sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben en son sığır taşımaya kalktığımda parayı bana kilitledilerdi ve ben orada ağzımın payını aldım. Eyvallah. Belki Konya şehrinde falan tekrar iş vardır. Olmadı İznik şehrinin falan da görevlerini yapabiliriz. Her ne kadar Bizans'ın elinde olsa da orası da hala bir Anadolu toprağı. Belki Konya'da falan da görev vardır. Ve ben şu grubumdaki arkadaşlara bir terfi vereyim. Güzel Gulam piyadesi. Harika. Gulam eri. Azeri okçusu. Abi inanın eğer okçusunuz ya. Vallahi bak süvari değilsiniz abi. Azap, gözlü, gözlülerin bir kısmı da. Arbaletli paralı asker olsun. Güzel bak arbaletli paralı askerler yerlerini biliyorlar hiç yoktan. Okçular elemanlar. 457 dukat ödeyeceğim para var ve haftalık bütçe raporuna baktığımız zaman oy 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 oy. 500 dukat kâr ediyoruz öyle mi? Ya bir işletme daha lazım ya da savaş lazım abi. Savaş insanları zengin eder. Yani savaşmamız lazım büyük ihtimalle ama. Bakalım. Sultan Alaaddin Keykubat nasıl ne zaman savaş ilan ederse o zaman olur iş. Bizim lonca başkanı neredeydi ya? Burnumun dibinde. Dayı selamun aleyküm. Nasıl gidiyor burada işler? Var mı görev? Tamam. Tamam, hallederiz. Şimdi Sinop köyüne giderken dediğine göre Sinop dışında her yerde arayabiliriz arkadaşlar. Çünkü oyunu biliyoruz ki oyun hiçbir zaman için aradığımız bozkır haydutlarını yerinde spamlemeyecek, yerinde spawnlamayacak. O yüzden Sinop dışındaki her yere bakabiliriz abi. Köylü çiftçiler kesin Sinop civarı diyorsa var ya. Sinop civarı diyorsa orada değil. Ya emin olun orada değil abi. Bir gün bekleyelim gece daha çok kabak gibi belli oluyorlar. Kontrol T'mizi kapatalım. Bir gün Konya şehrinde konaklayalım. Bir gün Konya şehrinde konakladıktan sonra akşam vakti bir bakarız. Venedik Krallığı Eyyubi Devleti'ne savaş ilan etti. Allah Allah Eyyubilerden ne istiyorsunuz lan? Garip. Tamam. Terfiyi merfiyi bir bırak şimdi.
Kaçaklar. Ya Sinop köyünün oralarda olmayacak. O yüzden bakasım gelmiyor, anlıyor musun? Köylü çiftçiler, bozkır aydutları. Bu da bozkır aydutu. Ama işte Sinop köyünün oralarda lazım bana bu bozkır aydutlarından. Aşağılarda bir yerde mi kalıyor acaba? Ulan burası da böyle ormanlık gibi bir yer. Arkadan bir yerden konuşlanırlarsa hiç göremem zaten. Adamları bulana kadar oturmaya devam o zaman. Eminim yakın bir yerde çıkmayacağından eminim de nereden çıkacak acaba? Hadi bakalım biraz daha bekleyelim. Lan 18 dinar ödediydim, giriş çıkış yapınca böyle şey mi olur ya? Lezali sert ve zalim bir adam, askerlerine dayak atmak, kırbaçlamak ve onları asmaktan başka bir şey bilmiyor. Lezalite bak. Askerleri mi kırbaçlıyor? Kırbaçlamasın lan. Askerleri... Oğlum askerleri mi kırbaçlama, manyak? Ben ne bileyim abi bu adamın öyle fantazileri olduğunu. İçime mi doğsun? Tamamdır. Şimdi buradan tekrardan bir kontrol T açıp elemanları kontrol edelim. Bakalım Sinop yakınlarında bir Bozkır Aydutu grubu var mı? Tabii ki de yok. Tabii ki de yok. Yani olmasını mı bekliyordun? Buralarda bir şeyler var mı? Abi Allah aşkına ya. Bir Bozkır Aydutu grubu olması lazım buralarda. Yani Sinop'ta diyorsa kesinlikle Sinop'un orada değil de. Nerede işte? Haritada mavi gözükecek abi. Ha Selim Bey ve askerlere. Ha deyip böyle nefesimin kesilip kalması da ayrı bir güzellik. Buralar boş. Buraları inşallah yakın olarak saymıyordur var ya. Ya Sinop yakını dediğine göre karşı iki yerde bile olabilirler ya. Karşıda bile olabilirler. Kaçaklar var burada. Batım köyü. Nereden baksan Sinop köyünün yakını. Nereden baksan çok yakın yani. Haritayı böyle yani çükümle bile çizsem yakın. Takdir ediyorum oyunu. Bugün şanssız günündesin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hakikaten bugün şanssız günündeyim. Çünkü gelen tüm görevler genelde bug'lı geliyor. Piyadeler buraya. Okçular buraya. Çabuk 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 çabuk. Piyadeler öne geçsin abi. Piyadeler öne geçsin. Piyadeler dizilim talimatı yakın dur. Yakın dur abi. Okçular oklasın. Okçular oklasın. Okçuların arkaya ulaştırmayacağız abi elemanları. Çok güzel. Kalkanı dimdik tutuyorum ki kargının birini yiyip oturup ağlamayayım ondan sonra. Sapığın biri benim ata dadanda ha. Sapık gibi dönüp dolaşıp atıma vuruyor. Beyler tamam artık hücumlayabilirsiniz. Nizami ordu kurduk da savaş yok, savaş. Senin zırh niye parlıyor lan? Vallahi zırhın güzelliğine bakar mısın abi? Zırh parıl parıl parlıyor. Ne güzel. Şu iki çiftliği de alalım. Bunları da ileride arbaletli paralı asker yaparız. Arbaletli paralı askerler tabii çok para tüketiyor. O ayrı bir mevzu. Tımarlı okçulara azap yapalım. Azapları Azeri okçusu yapalım. Gulameri yapamıyoruz. Param bitti. Atları matları satarız lan. Ağır cirit atları matları satarız abi. Şöyle bir yemekleri aynı kademeye alalım da. Eyvallah. Eyvallah. Buradan şey yapabiliriz. Konya şehrine gidebiliriz abi. Kontrol T'yi kapat. Ha, şimdi geri açmış oldum. Tamam. Kapat kontrol T'yi. Yürü Konya'ya doğru. Yani bariz bir şekilde şey yani bu tarz görevler olduğunda hissediyorum abi. Bu tarz görevler olduğunda hissediyorum. Adam Sinop yakınında diyorsa Sinop yakınlarında bir düşman grubu tespit ettik falan diye böyle. Hani Sinop'taki yağmacıları durdur diyorsa Sinop dışında yağmacıları her yerde arayabilirsiniz abi. Çünkü emin olun o yağmacılar Sinop'ta olmayacak.
Birkaç var ya, yağmacı öldüre öldüre yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ha. Bizimki de ayrı bir hayat hikayesi. Yemin ediyorum adeta Mükerrem dedenin acıklı hayatı. Kardeş selamünaleyküm. Senin o haydutlar Van şehri yakınlarında çıktı. Bak normalde hadi kontrol T açmadan ara bakayım ne bulacaksın. 1.000 dinar. Eyvallah baba. Eyvallah. Başka bir şey yok mu ya? Buradan da Erivan köyüne falan gideceğiz. Kesin her şehirde bize aynı görevi verecek abi. Hekim İbni Sina dostum. Senin yeteneklerine bir bakalım. Ben sana zeka vermeye devam ediyordum değil mi? 1, 2, 3 ikna ile beraber 4 puan lazım. Zaten gelecek el level atladığında 2 puan daha gelecek. Ben bu 2 puanı istediğim gibi harcayabilirim. Bunu nasıl olsa 8'e tamamladığımda, 18'e tamamladığımda şunların hepsini arttıracak 4 puanım olacak. Yara bakımına verelim. 1, 2, 3, 4, 5. Mühendisliğini de mi arttırıyoruz senin? O zaman bütün puanları bekletiyoruz abi. O zaman senin bu puanını da bekletiyoruz. Ymir ya. Merhaba canım. İlk yardım, cerrahlık, yara bakımı. Ymir ya zekan gelişsin. Yara bakımı ile cerrahlığa da verelim. Ya grupta iki tane aynı türden adam taşıyınca ne oluyor gerçekten bilmiyorum yani. Ekstra bir bonusu var mı cidden bilmiyorum ama ben şu şekilde düşünüyorum. Oyunda bu şekilde bir mekanik var mıdır? İnanın eğer bilmiyorum ama. Yani misal abi sürekli yaralanmaların olduğu bir hastanedesiniz ve o hastanede bir yerine iki tane doktor var. İkisi de yaralılarla ilgileniyor falan. Yani daha çabuk iyileşir ordu diye düşünüyorum. O zaman babuşlar bölümü ufaktan sonlandıralım. Hep beraber abi teşekkür ederim. Babuşlar bölümü ufaktan sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Varbant'ta Mükerrem dedenin hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Adeta bir yaşam öyküsü gibi para bulmak için çalışıp didiniyoruz. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.